Evet, herkese selamlar. BMF'de bu kez yanında kim var? Salim K, Deli MC. Hikayeler dinleyeceğiz. Siz de dinleyin. Takipte kalın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim hatırladığım, zannedersem Ankara'da ilk bandrollü albümleri çıkaran kişiler misiniz? İlk MC Ender. İlk değil mi? Evet, tamam, MC Ender sonra vardı. Sonra Mod Exel. Evet, ondan sonra ben. 2005'te zaten. Ondan sonra herhalde bir Mod Exel çıkarttı. Daha sonra da Ezel'e kadar yok diye biliyorum. Hı hı. Tabii yanlış da biliyor olabilirim. O ara bayağı bir koptum piyasadan. Yani eskiyi sen de biliyorsun. Ankara'da çok güzel saygı vardı. Ya birlikte işler yapardık. Şimdi tabii o yeni nesille birlikte biraz kopmalar oldu. Aslında bu şimdiki zamanı geçmeden evvel senin burası için şöyle bir şeyin de vardı. Bir sen sanki buradaki bütün MC'leri toplayan bir evet. bir şeydin, insandın. Partiler yani, yaptın. Doğru, 99'da başladık biz. Projeler yaptın. Anadolu Suikast Anadolu Rap projesini aha, yaptım evet, ben. Evet, tamam, pardon. Ankara'dan 2-3 grubumuz vardı. Konya'dan vardı, Iğdır'dan vardı, Manisa'dan vardı. Ya böyle birkaç Antalya'dan vardı. Ya şunu hatırlamıyorum. 20 sene olmuş, 20 sene geçmiş üstünden. Çok güzel projelerimizi attık. Senin de desteğin çok oldu o aralar. Blue Jean'de olsun, Türk Hip Hop Moment'de olsun. Yani çok güzel işler yaptık. Güzel de iz bıraktığımızı düşünüyorum. Buralara gelmesinde yani bizim de bir emeğimiz varsa ne mutlu bize. Yok, var canım yani. Hı. Sonuçta yaptığın işte partiler vardı partiler, benim takipçim. Çünkü hani ben ne kadar gelemesem de yapılmadan evvel bana haberlerini gönderdiğin için ben dergide yayınlıyordum, yani fotoğraflar biz, geliyordu. Bayağı aslında faaldiniz yani böyle. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 ya da 2001 senesi Dil Tarih Fakültesi'nde bir konser yaptık. Biz o zaman Ankara'da yapılan ilk konserlerdendi. Biletli 800. 800 bilet sattık ki 2000 senesine göre Türkçe rapte 800 bilet inanılmazdı yani. Onda 10 çıkmıştı. Ya şimdi hatırlamıyorum. Birçok böyle eski arkadaşlarımız çıkmıştı. Çok da güzel tutmuştu o konser. O konserden sonra bana da çok gelen olmuştu. İşte biz de yapmak istiyoruz. Yardımcı olur musunuz? Hatta biz 99'da Divan Rap'i kurduktan sonraki Ankara'nın ilk klanıdır. O zaman Kuvvet Mira vardı bildiğim kadarıyla. Kuva İzmir vardı. Başka da yoktu. Biz de Ankara'da Divan Rap'i kurmuştuk. Bünyesinde de çok güzel arkadaşlar barındırdı. Çok güzel yerlere geldiler şimdi. İşte biz dediğim gibi biz hani bir yerden sonra koptuktan sonra onlar devam etti. Biz de bekliyoruz şimdi. Bakalım inşallah yeni bir şeyler yapınca. Soloyu peki hangi yıl çıkarmıştın? Soloyu 2004'te ben Afrika'da, Tanzanya'da yaptım albümü. Orada bir arkadaşım vardı, Barış. Onun yanına gittim. Orada yaptım albümü. 3 tane de klip çektim. Geldim. İşte burada o aralar tabii şey sıkıntısı vardı. Şimdi o sıkıntı yok. Firma sıkıntısı. Sonuçta evet. dijital yoktu o zaman 2004'te. İşte firma aramalar falan filan. Bir seneye yakın 10 ay falan firma aradım ben. Hatırlıyorum İstanbul'a geldin gittin beraber de hatta görüştük falan. Bayağı bir şey yaptık. Bir firma bulduk sağ olsunlar. Albümümüzü çıkarttık. 5000 kaset, 5000 CD basıldı. Şu an bende bile yok. Umarım güzel dinleyiciler dinliyordur yani. İnşallah. Peki şimdiki dönemle eski dönem arasında fark sence ne? Hani eskiden çünkü sonuçta bizi dinleyenlerin, takip edenlerin çoğunluğu hepsi genç. Yani evet. bizim yaşımızda olup 90'ların sonunu, 2000'leri bilen kişiler yok. Ve hep ancak Blue Jean'den okudukları şey... Eskilerden. O daha şeyler eskilerden. Eskiden çıkmış bazı görüntüleri YouTube'da gördükleri zaman ancak bilebiliyorlar. Ve biz BMF olarak hani o dönemi bilen insanları çıkartıp hani biraz da eskiyi göstermek istiyoruz insanlara. Yani mesela sen şu anda baktığında en büyük fark ne? Sence? En büyük fark sound farkı var yani. Şimdi bir old school tabir ediyorlar. Old school müzikle şimdiki T-Rap arasında inanılmaz fark var. Şimdi mesela old school rap ya eski tarz, eski kafa rap yapan da çok var. Yani old school demeyeyim, eski kafa rap yapan da çok var. Ben mesela kendime şu an revaçta olan ototonu yakıştıramam mesela. Birçok arkadaşıma da yakıştıramam. Bana göre şu an sadece en büyük fark sound farkı. Onun dışında tabii ilerledi, çok ilerledi. Yani şu anda dizilerde, reklamlarda, konserler. Mesela eskiden biz konser yapardık. Bir konsere en kötü 20 tane rapçi çıkardı, 20 tane MC çıkardı. Şimdi herkes tek konser veriyor. Bu bir kere büyük bir başarı. Yani Türkçe rapte tek kişi, binlerce kişiyi toplamak büyük başarı. Onun dışında dediğim gibi en büyük fark sound farkı. Tabii eski kafa yapanlar... Ben eski kafa dinlerim. Yeni de dinliyorum ama tabii eski kafayı tercih ederim yani. Daha bir fark daha geliyor bir fark, değil mi? Daha bir böyle hip hop'u hissediyorsun, rap'i hissediyorsun, vuruşlarda hissediyorsun.
sözlerde hissediyoruz. Mesela eskiden bir parça yapıldığı zaman bu acaba hangi mesajı versin diye düşünürdük biz. Yani bu bir mesaj vermeli. Şimdi öyle bir şey, bir derdimiz yok. Mesaj vermesin. Güzel birbirine bağlı kelimeler oysun, kelime oyunları olsun. Ama ben şimdi şu an mesela yapmayı düşünüyorum. Mesaj versin istiyorum. Ben bundan bir sene önce kadınlarımız ölmesin diye bir parça yaptım. Kadına şiddet, çocuk gelinler. Şu an YouTube'da 4000 izlenmedi. Ama ben eğer ki güzel bir beat bulup böyle hebele hübele rap yapsaydım, eminim şu an 100.000'leri bulmuştu yani. En büyük fark o. Ama tabii ki benim isteğim eski kafa yapan daha çok olsun. Peki sound dışında o dönemdeki zorluklar, farklılıklar değil. Mesela yani, ilk hatırladığın şey böyle. İlk hatırladığım ben bol pantolon giyiyorum diye dayak yedim yani. Hı. Bunu eski, ben mesela 41 yaşındayım. O zaman 17-18 yaşında olsam, o zaman rap yapan herkesin yaşadığı bir şeydir. Ya sokakta sözlü taciz uğramıştır ya dayak yemiştir. Hatta birçok parçamızda da yapıştık kaldırımlara kelimesini hepimiz kullanmışızdır yani. Ya en basit örneği, biz çok hırpalandık, öyle söyleyeyim. Bunu en iyi sen bilirsin. Tabii. Yani ben bu işe başladığımda cep telefonu yok, internet yok, YouTube yok, Facebook yok. Sana mektup yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Mektuplaşıyorduk zaten. Mektupla geliyordu her şey. Yani. Yani biz burada... Sonra telefon, mesela, normal telefonla ben konuşuyorduk mesela. Ben mesela 94-95 senesinde burada rap yapıyorduk biz Ankara'da. Ama tabii kendi çapımızda. Bilmiyorsun çünkü Türkiye'de senden başka yapan var mı? Ondan sonra kartelin çıkması, işte solo çıkartmaları, yeraltı operasyonları falan filan derken insanlar birbiriyle iletişime geçmeye başladı. Şöyle bir şey var. Eğer ki YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, bunlar bizim dönemimizde olsaydı şu an çok farklı olurdu. Hepimiz çok farklı yerlerde olurdu. Ya tabii yani benim rap'e başladığım zaman doğan bir arkadaşa da şimdi benim rap'imi yapıp dinletmem çok zor. Yani tabii canım, ne farklı kadar, bir kültür, tabii canım, bizim farklı bir zaman var aslında arada yani. Çurum var yani. Ben kaç, 30 seneye yakın oldu yani benim rap'e başlamam. Şimdi benim o zamanki yaptığım soundlarla şimdi yapsam arkadaş dinlemez. Yeni soundla kendi tarzımı yaratsam bu da çok tutacağını zannetmiyorum. Risk, o yüzden risk yani. Bir de bizim artık kaybedecek zamanımız yok. Bir bütün de, beni, aynen, bizim bir duyduğum de, herkesten şey o. Benim artık şey, harcayacak zamanım yok. Kaybedecek yok. Zamanım yani, yok falan. Bize bizim eski, şimdi ben de sürekli dinliyorum. Eski, hep eski dinliyorum. Bizim zamanımızda rap yapanların ses tonları biraz böyle kalın. Olsun, rap yapalım, baba rap yapalım falan tarzında. Yener olsun, işte Ceza olsun, Fuchs olsun, hep böyle sert adamlar. Yani onun için şimdiki çocuklara kendimizi dinletmemiz çok zor abi ya. Yani yapacağım bir şeyler. İnşallah güzel olur. Dinlerler. Ben soracaktım, yapacağım mı bir şey? Yapacağım. Ya, yani yapacağım. Dediğim gibi çok var. Böyle yapıyorum. Evimde stüdyom var. Böyle boş zamanlarımda yapıyorum, atıyorum. Yapıyorum, atıyorum. Şimdi bir de uzun zamandır yapmadığın zaman paslanıyorsun. Kalemi eline alıyorsun, yazamıyorsun. Uykun geliyor. Şimdi yavaş yavaş da yaz çöpe at. Bir şeyler olacak inşallah. Dedim verirler, ama tabii şöyle bir şey olacak. Ben şimdiki kafayla yapmayacağım. Ben yine mesajımı vereceğim. Ben yine protesto olacağım. Ben yine birilerinin kafasına bir şeyler sokmaya çalışacağım. İnşallah alırlar. Peki yeni rap yapacak, dinleyecek dostlarımıza ne gibi bir tavsiyen var gençlere diyeyim? Ya sadece bir tarzda takılıp kalmasınlar. Yani ben mesela bazen böyle internette bazı sayfalar benim parçalarımı paylaşıyor. Yani araştırmadan, bilmeden inanılmaz küfürler yiyorsun. Yani bu insanı üzüyor. Ya ben bu işe yıllarımı vermişim. Tamam, beni dinlemeyebilirsin. Ama beni dinleyen bir kitle var. Buna da saygı duy. Yani sadece bunu diyorum abi. Saygılı olsunlar. Araştırsınlar. Tamam, dinlemeyebilir. Sıkıntı yok. Herkes beni dinleyecek diye bir şey yok yani. Ama bana da saygı duysunlar. Beni dinlemek zorunda değil kimse. O zaman bizim kanalımıza geldiğin için ve abi ben çok teşekkür ederim. Hani buralara kadar gelip beni de unutmadığın için ben sana çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkürler. Sağ ol bro. BMF, bizi takip edin, like'layın. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.